Elsen'e güveniyoruz. Elsen'e güveniyorum. Elsen'in Kıptek konusundaki mücadelesini destekliyorum. Halkımız soruyor. Benim merak ettiğim, benim evimin elektriği borç yüzünden kesilebilirken milletvekillerinin, bakanların, büyük otellerin, iş adamlarının, iş yerlerinin elektrikleri neden kesilemiyor? Ben merak ediyorum, neden sadece sıradan halkın elektriği kesiliyor? Neden sadece halkın elektriği kesiliyor? Büyük büyük adamların kesilmiyor. Büyük borçları olan devlet ve özel sektör kurumları kime güveniyor, neye güveniyor? Kıptek Yönetim Kurulu'nun talimatı olmadan herhangi bir çalışanın ya da bir eylem çerçevesinde Elsen'in yasal olarak elektrik kesme etkisi yoktur. Buna rağmen Elsen, halkımızın elektrik kesintileri konusunda maruz bırakıldığı çifte standardı protesto etmek için 6 Temmuz 2011'de Maliye Bakanlığı'nda elektrik kesme eylemi gerçekleştirmiştir. Kesilen elektrik kısa sürede Kurum Yönetim Kurulu tarafından tekrar bağlanmıştır. Elektrik kurumunun alacağını tahsil etmek için uğraşan çalışanlara soruşturma açılmıştır. 2012 yılı içerisinde BRT'nin Kıptek'e olan 17 milyon TL borcunun tahsil edilmesi için Elsen BRT önünde bir eylem düzenlemiş ve çalışanlar Kıptek Yönetim Kurulu'nun BRT'nin elektriğinin kesilmesi için talimat vermesini istemiştir. Kıptek Yönetim Kurulu bu talimatı vermediği gibi görevini yapmak için BRT'ye giden çalışanların önüne polis gücü konmuş, çalışanların görevini yapması engellenmiştir. Oysa aynı Kıptek Yönetim Kurulu 500 TL ve üzeri borcu olan herhangi bir vatandaş elektriğinin kesilmesine itiraz ettiği durumda vatandaşın kapısına elektriğin kesilmesi için polis gönderiyor. Elsen soruyor. Bu hükümete güveniyor musunuz? Hükümete güvenmiyorum. Zaten bu ülkede güvenen kim var onu da açıkçası bilmiyorum. Bizi karanlığa mahkum eden sözünde durmayan hükümettir. Onlar kendi kendini bile idare edemez. Hükümete güvenmiyorum. Elsen'i anlıyorum. Halkımızın malı olan elektrik kurumuna sahip çıkmalarına sonuna kadar destek veriyorum. Gençlerimiz hep yurt dışı kaçıyor. Biz yaşlı insanlar sonumuz ne olacak? Ülkemden göç etmek istemiyorum. Diplomalı işsiz olmak hiç istemiyorum. Bu yüzden bütün kurumlara sahip çıkıyorum.